Güneş batmayan ülkenin 96 yaşındaki kraliçesi Elizabeth'in bu yıl tahttaki 70. yılı. Dile kolay, 70 yıl. Muhtemelen kraliçe olmadan önceki genç Elizabeth'i hayal meyal hatırlayan, 1952'den beri sadece kendini görevlerine adayan, yaşayan bir tarih. İngiltere monarşisinde en uzun süre tahta kalmasıyla ve dünyada hala hüküm süren en yaşlı hükümdar olmasıyla rekor kırdığını söyleyebiliriz. Daha önce gümüş, altın ve elmas yıl dönümlerini kutlamış olan Elizabeth, 70. yılını platin jübilesiyle kutlayacak. Hatta bunu yapan ilk İngiliz hükümdar olacak. 2 ve 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan kutlamalar için İngiliz halkı şimdiden gün sermeye başladı bile. Görev bilincini bir an olsun bırakmayan kraliçenin ülkesine hizmet etmek daima ilk önceliği. Çünkü ne olursa olsun gelenekler ve kurallara göre yaşanmalı diye düşünüyor sevgili kraliçemiz. Ve sizin de bildiğiniz gibi kraliyet kuralları katı ve bir o kadar da nettir. Bu kurallara herkesin ayak uydurabildiğini söyleyemeyiz elbette. Örneğin birkaç sene öncesine kadar Meghan Markle ve Prens Harry'nin yaşadığı sorunlar tüm dünyada bomba etkisi yaratmıştı. And also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. Lady Diana ise hala asi ve kural tanımaz bir prenses olarak biliniyor. Peki bu kadar mı? Hayır. Biri daha vardı özgürlüğü ve sorumlulukları arasında sıkışıp kalan. Kim miydi? Kraliçe 2. Elizabeth'in kız kardeşi Prenses Margaret. Peki neşesi, güzelliği ve sansasyonel aşklarıyla tanınan bu prenses aslında kimdi? Sizce hangisini seçti? Aşkı mı, sarayı mı? Tüm bu soruların yanıtları bu videoda. Margaret Rose 21 Ağustos 1930 yılında İskoçya'daki Glamis Kalesi'nde dünyaya geldi. Margaret, Britanya Kraliyeti'nin 300 yıldan fazla süredir İskoçya'da doğan ilk üyesiydi. 1936 yılında amcası Kral 8. Edward'ın tahttan feragat etmesi üzerine babası 6. George kral ilan edildi. İkisi de eğitimlerini sarayda tamamladılar. Yıllar boyu en profesyonel kişilerden ders aldılar. Aralarında 4 yaş fark olan abla kardeşin karakterleri birbirinden çok farklıydı. Biri eğlenmeyi seven, neşeli ve espriliyken diğeri sakin ve biraz da soğuktu. Kral George, Elizabeth'e gururum, Margaret'e ise neşem diyordu. Hangisini kime söylediğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Ancak 1952 yılında babaları Kral 6. George'un ölümüyle birlikte ikisinin de hayatı tamamen değişti. Elizabeth'inki belliydi. Tacını taktı ve kraliçe unvanını alarak tahta çıktı. Margaret için durum farklıydı. Yepyeni bir sayfa açılmıştı önünde. Taht sırasında 11. olmasına rağmen dedesinin ölümü, amcasının tahttan vazgeçişi, önce babasının sonra da ablasının tahta geçmesiyle kendini birden tahtın ikinci varisi olarak buluverdi. Daha fazla öne çıkmaya ve sosyetede boy göstermeye başladı. Çok güzeldi bir kere. Kocaman mavi gözleri, daima gülen yüzü ve neşeli halleriyle girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çekiyordu. Ayrıca giyimine ve tavırlarına gösterdiği özenle daima partilerin gözdesiydi. Prenses Margaret çok sık davetlere katılmaya başladı. Bu durum çevresinin günden güne genişlemesine de vesile oldu. Zaten saygın ve soylu biriydi. Bir de üstüne uyumlu ve eğlenceli biri olması, sosyetenin en çok aranan kişisi olmasını sağladı. Ve bir gün önemli bir davete katıldı Margaret. Chelsea'ye gitti. Orada hayatının en önemli ve hatta en sancılı dönemlerini yaşatacak olan adamla tanışacaktı. Davet yerine geldi, salona girdi. Her zaman olduğu gibi tüm gözler onun üzerindeydi. Ama o akşam diğer akşamlara hiç benzemiyordu Margaret için. Çünkü sarayda görevli olan hava yüzbaşısı Peter Townsend adında bir adamla tanıştı. Aslında yıllar önce sarayda gördüğü biriydi. Sadece o zamanlar çok küçüktü ve Peter'a o gözle bakmamıştı. Ama davet akşamı çok uzun süre sohbet ettiler. Belli ki bu son konuşmaları da olmayacaktı. Çünkü ikisi de birbirinden çok etkilenmiş, aşık olmuştu. Aralarında 16 yaş fark vardı. Ama onlar için bu bir sorun değildi. Çünkü onlara göre aşkın yaşı yoktu. Belki de şimdi anlatacaklarım içinde en önemsiz olanı da buydu. Tüm gazetelerin manşetlerini süsleyen bu hikaye uzun bir süre İngiliz basınını meşgul etti. Ne yazık ki Prenses Margaret, kraliyet kurallarının acı gerçeklerini bu sefer çok sert toslamıştı. Peter boşanmış bir erkekti ve bir prenses boşanmış bir erkekle hayatını birleştiremezdi. Bu konu prensesin kafasını kurcalamıyordu ama hem İngiltere Kilisesi hem İngiliz Parlamentosu için bu ilişkinin onaylanması mümkün değildi. Kraliçe 2. Elizabeth yani ablası her ne kadar kardeşini sevse de politik yükümlülükleri bir kenara bırakamıyor ve ona bu ilişkiyi yaşaması için izin vermiyordu. Bu aşk hikayesini medyadan takip eden halksa tabii ki Prenses Margaret'ın mutlu olmasını istiyor
ne olursa olsun bu aşkı sonuna kadar destekliyordu. Peter ve Prenses Margaret birbirlerine gün geçtikçe daha çok aşık olmaya başladı. Ne olacaktı aralarındaki bu imkansız aşkın sonu? Kraliyete karşı gelmeleri, yaşadıkları o büyük mutluluğun yerini daha çok zorlu bir sınava bırakıyordu sanki. Vaz mı geçeceklerdi yani birbirlerinden? İşte bu imkansızdı. Bu çıkmazdan sıyrılmak isteyen yetkililer Peter'ı saraydan uzaklaştırdı. Hatta bununla da kalmadılar, başka bir ülkeye sürgün ettiler. İşte prenses için en kötü dönem o zaman başladı. Yanında en güvendiği ve tamamen kendi gibi olabildiği adam yoktu artık. Günler geçip giderken Prenses Margaret'ın neşesinden hiçbir şey kalmadı ve depresyona girdi. Yıllar sonra kendi sonunu hazırlayacak olan sigara ve alkole başladı. Günde 3 paket sigara içiyor ve alkolün dibine vuruyordu. Hiçbir şey umurunda değilmiş gibi davranıyordu. Güzelliğiyle ön planda olan, gözlerindeki ışıltı bir an olsun sönmeyen o prensesten geriye hiçbir şey kalmamıştı. Çok uzun bir süre böyle devam etti hayatına. Artık eski Margaret yoktu. Peter'ı unutamıyordu bir türlü. Onu unutmak için tek bir yol vardı, o da kafasını dağıtmak. Kraliyetten iyice soğumuştu. Kurallardan ve saray geleneklerinden çok bunalmıştı. Biraz olsun nefes almak adına partilere gitmeye devam etti ve çevresini değiştirdi. Genelde ünlülerle arkadaşlık ediyordu. Biraz da olsa iyi geliyordu bu hayat ona. Günler böyle devam ederken aradan uzun bir süre geçti. Ve bir gün Margaret başka birine de böyle duygular hissedebileceğini fark etti. Evet, Peter'ı çok seviyor ve özlüyordu. Ama bu aşk onlar için imkansızdı. Gittiği partilerden birinde zengin bir avukatın oğlu olan fotoğrafçı Anthony Armstrong Jones ile tanıştı. Margaret çok uzun bir aradan sonra ilk kez kendini iyi hissediyordu. Anthony ile görüşmeye başladılar. Yani bunun adı aşk değildi, hayranlıktı belki de ama ansızın Anthony prensese evlenme teklif etti. Margaret teklife net bir cevap vermedi. Ta ki Peter'dan bir mektup gelene kadar. Peter zorla gönderildiği Belçika'da yıllar içinde bir kızla tanıştığını, onunla evlenmek istediğini yazmıştı. Ve bu haberi ilk Margaret'ın duymasını istemişti. Çünkü birbirlerine verdikleri bir söz vardı. Başka biriyle evlenmeyeceklerdi. İşte bu mektuptan sonra prenses, Anthony'nin evlenme teklifini kabul etti. Yine de Margaret, kraliyet ailesinin bu evliliği de onaylamayacağını düşünüyordu. Anthony daha önce evlenmemiş olduğu için istenilen ilk kritere uygundu ama soylu değildi. Neyse ki korktuğu olmadı. Evliliklerine izin verildi ve oldukça görkemli bir düğünle evlendiler. Bu düğün televizyonda canlı olarak gösterilen ilk kraliyet düğünü oldu. Margaret ve Anthony iyi bir unvanla taşlandırıldılar ancak bu hak çocuklarına uygun görülmedi. Onların çocukları bir prensesin çocukları olacaktı fakat prens ve prenses olamayacaklardı. İşte bu da bir ilkti ve Armstrong Jones artık Snowden kontuydu. Peki Margaret evlendikten sonra mutluluğu yakalayabilmiş miydi? Hayatında bir şeyler değişmiş miydi? Ne yazık ki cevabımız hayır. Mutsuz ve sağlıksız yaşamına devam etti. Prenses evliliklerinde birçok kez aldatıldığını öğrendi. Ama o da pek masum değildi. 1973'te evli olduğu halde Rudy Lillewand ile ilişki yaşamaya başladı. Anthony'den boşanma kararı aldığında 16. yüzyılda yaşayan 8. Henry'den sonra boşanan ilk kraliyet üyesi oldu. Aslında bu evlilik hiçbir sevgi bağı olmayan bir ilişkinin üzerine inşa edilmişti. Birbirlerini aldatmamış olsalardı bile birbirlerine tutkuyla bağlanacakları şüpheliydi. Margaret'ın hayatı kötüye gidiyordu. Alkol ve sigarayı abartmaya başladı. Sağlık durumu hiç iyi değildi. 1985 yılında akciğerlerinin bir bölümünü almak zorunda kaldılar. Ama sigarayı yine de bırakmadı. Ardından bronşit ve zatürreye yakalandı ve tam 3 kez felç geçirdi. Cildi, vücudu, bedeni çok kötü görünüyordu. Bu yüzden halkın önüne de çıkamıyordu Margaret. Düzelemeyeceğini de adı gibi biliyordu. Ve yapılan hiçbir müdahale onu iyileştirmeye yetmedi. 9 Şubat 2002 yılında 72 yaşındayken beyin kanaması geçirdi ve son kez uykuya daldı. Kendisinin yaşamı dışarıdan kusursuz gibi görünse de içinde yaşadığı üzüntü ve kötü alışkanlıkları onun sonunu getirdi. Ve Peter'ı hiç unutmadı. Ama bizleri arkasında sadece hüzünlü bir aşk hikayesi bırakmadı. Aksine prenses Diana gibiydi. Özgür ruhu ve kraliyet kurallarına baş kaldırışıyla hepimize ilham verdi.